İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir gündem özel programda sizlerle birlikte olan mutluluğu içerisindeyiz. Bu akşam stüdyomuzda yine bir konuğumuz var. Gerçekten konuğumuz değer verdiğim bir kardeşim kendisi. Teşekkür ederim. Sağ Şanlıurfa Muhtarlar Dernek Başkanımız Sayın İbrahim Halil Aktan Kaçmaz. Efendim hoş geldiniz Hoş öncelikle. bulduk. Teşekkür ederim Ali Bey. Güzel temennileriniz için. Halil Bey, ben ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Gerçi herkes sizi yakından tanıyor ama ben yine de sormak istiyorum. Yeni televizyonlarını açmış olan izleyenlerimiz olabilir. İbrahim Halil Aktan Kaçmaz kimdir? İbrahim Halil Aktan Kaçmaz 1965 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ortaokul liseyi Şanlıurfa'da okudu. Esnaf bir babanın çocuğuyum. İşte muhtarlık sevdası nereden geldi dersense, ben mahallede esnaftım, mobilya mağazam vardı. İşte bir muhtarlık mahalle bölündü. Gençlik, hadi bizi büyükler bir öne attılar, bu süreci seninle geçirelim. Bir dahaki dönem biz yaparız dediler. Üstümüze bırakıp gittiler sağ olsunlar. Başkanım kaç yıl oldu? Yani 7. dönem. 7. dönem. Evet. Yani 5 yıla vurduğumuz zaman 30 yılı 30, geçti değil mi? evet 35 yıl. bu biterse 35 yıl Yani olacak. 30 yıl bir fil muhtarlık Evet, yaptınız. aynen. Gerçekten başarılı bir muhtarsın. Ben buradan sizi Teşekkür ediyorum. kutluyorum. Sağ Bir olasın. de başkanım, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği'nin aynı zamanda başkanısınız. Başkanım, Onu evet. da belirteyim. Ertuğrul Gazi Evet. Mahallesi'nden mahalle Evet. muhtarısınız. Şanlıurfa Muhtarlar Derneği ne zaman kuruldu? 1976 yılında işte bizim Halil Korkmaz Allah rahmet eylesin, bu akşam rahmet müdüründe istedi. kuruldu. 2011 yılına kadar da o aile yaptı zaten. En sonunda Hüseyin Korkmaz başkandı. Ben ondan devraldım. 2011 yılından da beri ben muhtarlara dernek başkanlığını yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Urfa'da ne kadar dernek varsa hepsi bizden ayrılan derneklerdir. Biz Urfa'nın en eski derneğiyiz ve en değerli toplu derneğiyiz. Yani dernekçiliği sadece derneğimiz var demek için değil de gerçekten de muhtarlara katkı sunan, muhtarlıklara katkı sunan bir dernek başkanı olmanın mücadelesini verdim yıllarca. İşte ilk süreçte muhtarların biliyorsun bakkal dükkanda, kasap kendi iş yerlerinde muhtarlıklar yaparlardı. Biz bu süreçte Fakı Baba döneminde muhtar evleri yaptırdık ilk etapta 40 tane kadar. Ondan sonra süreç büyük şehire döndü. Büyük şehire dönünce de muhtar evleri yasallaştı. Daha önce büyük şehir olmadığımız için muhtar evlerini Bekçi Kulübesi adı altında yaptırmıştık. O süreçten sonra gelen belediyelerimiz de eksiklerimizi tamamladı. Şu anda muhtar evi olmayan birkaç muhtarım var. Onların da yerleri sit alanı olduğu için muhtar yeri yok. Dolayısıyla kiralama sistemiyle Kiralama yaptıkları zaman peki kira ücretini kim ödüyor? yani şimdiye kadar muhtarlarımız ödüyordu. Bu saatten sonra biz belediyelerimizle görüşeceğiz. Onların katkısını isteyeceğiz. Evet. Başkanım, bir de Şanlıurfa Muhtarlar Derneği, ben buradan yine Allah rahmet eylesin Sayın Halil Korkmaz Allah rahmet ağabeyim. etsin. Onun için Onun de etsin. döneminde ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben dedim ya, 38-40 yıllık ben meslekteyim. Bir dernek binası vardı o zamanlar. Yanılmıyorsam Asfalt Caddesi'ndeydi. Doğru. Orada tüm muhtarlar hepsi bir araya gelirdi ve oradaki belediye başkanları, mahalle idarelerdeki yetkililer falan hepsi oraya gelirdi ve hem muhabbet ederlerdi hem sorunları dinlerlerdi. O Evet. gelenek halen devam ediyor mu? Yani o geleneğimiz hala devam ettiriyoruz. Belki köfteyi kaldırdık. Daha önce köfte vardı, Köfte tatlı vardı, vardı. tatlı Bir vardı, aynen. ikramımız oluyordu ama son dönemlerde sorunları köfteyle uğraşınca sorunları gündeme getirip konuşamıyorduk diye köfteyi kaldırdıksa da tatlıyla devam ediyoruz. Genelde muhtarlarımızın genel sorunlarıyla ilgili hangi makamın amiri birimi sadece belediye başkanı değil, TEDAŞ'la ilgili olabiliyordu, ŞUSKİ ile ilgili olabiliyordu, sağlıkla ilgili olabiliyordu, eğitimle ilgili olabiliyor bu, güvenlikle ilgili olabiliyordu. Tamamının en yetkilisine çağırır, onlara izah eder, onlara anlatırdık, sorunları çözmeye çalışırdık. Çok da verimli oluyordu onu Evet, söyleyeyim size. peki başkanım, şu anda yine gelenek devam ediyoruz. Yine bir araya geliyorsunuz. Bunu az önce de söylediniz. Ancak yani tabii ki köfte ve tatlı olayı kaldırdınız ama yine idarecilerimiz geliyor mu şu anda sizlere? Yani sorumlu olduğumuz birimlerin idarecilerini çağırdığımız Siz zaman mi davet ediyorsunuz, kendilerine mi geliyor? ya biz davet ediyoruz. Bazen kendileri gelmek istiyor. Kendilerinin bize anlatmak istedikleri
mahallemize duyurmak istedikleri şeyler olabiliyor. Onlar da kendileri geliyor. Onlara aslında hani bu güzel bir diyalogtur. Güzel bir diyalogun başlangıcı. Çünkü tüm muhtar dernek üyesi, muhtar arkadaşlarınız bir aradasınız ve bu insanlar geldiği zaman birebir ilkili ilişkilerle sorunları çözmeye çalışıyor. İşte TEDAŞ'tan olsun, belediyeden olsun veya sağlık başka bir şeyden olsun. Oraya geldiği zaman o sorunları anında iletiyorsunuz orada. Tabii tabii, yani şimdi il müdürü ve sağlık il müdürü veyahut TEDAŞ'ın belediye başkanı her sokağa, her semte gidip gezme şansı yok. Yani bir yerde akıllı idareciler muhtarları çok daha iyi kullanabilirler. Muhtar çünkü mahallesiyle ilgili sorumluluğu, sorunlarını biliyor. Gelen adamın eli daha güçlü oluyor. Çünkü kendisi daha çıkacak, gezecek, tanıyacak, bulacak, çözecek. Bu aylar alır. Ama bir muhtarla görüşmesi anında sorunları notunu alır, çözmeye çalışır. Zaten başkanım, ben hatta belki siz de biliyorsunuz, ben 31 Mart seçim öncesi Karaköprü Karşıyaka Mahallesi'nde ben de muhtar adayı oldum. Ben özellikle canlı yayınlara onu söyledim. Dedim ki muhtar sadece hizmet yapan değildir. Muhtar idarecilerle vatandaş arasında bir köprüdür. Evet. Vatandaş talep eder, muhtar onu iletir, uygunsa yapar. Doğru değil mi aslında? Yani muhtarlığın özü zaten bu. Muhtar icra makamı değildir. Muhtar sorunları ilgili makama götüren ve takip edendir. Bunu bazen bürokratlar yanlış anlıyorlar. Şimdi muhtar mahallesinde eğitimle ilgilidir, sağlıkla ilgilidir, güvenlikle ilgilidir, üst yapıyla, alt yapıyla tamamıyla muhtar ilgilidir. Dolayısıyla sorunları o ilgili makama götürür, söyler. Yapıldı yapıldı, yapılmazsa bir üstüne. Yani sürekli işte muhtarlar bir şikayet ediyor. Muhtar kimseye şikayet etmiyor. Muhtar sorununu çözmeye çalışıyor. Sen onu kayda almıyorsun. Vatandaşın talebini almıyorsun. Tabii canım, şimdi benim mahallemdeki sorunu ben ilgili ilk basamaya, ben silsileyi bilen bir insanım. Ben direkt belediye başkanı bunun için aramam. Benim o ilgi işle ilgili kimse önce ona söylerim. O beni bir üstüne yönlendirirse bir üstüne giderim. En son üstü beni belediye başkanına yönlendirirse ben artık belediye başkanına giderim. Bazen belediye başkanlarının bu konuda şikayetlerini de duyuyorum. İşte ya çok insan geliyor buraya. Başkanım niye geliyor dedim. Ben Zeynel Abidin Beyazık isim vererek söyleyebilirim. Başkanım niye günde 300 kişi buraya gelir dedim. Sorunlar çözülmüyor, sana havale ediliyor diye millet sana geliyor. Sorun yerinde çözülse ben muhtar olarak niye buraya geleyim? Değil mi? Aynen. Ali Bey? Yani o yönden bizim de sıkıntılarımız var. Yani akıllı idareciler, muhtarlar, onların mahalledeki gözleri, kulakları, yani konuşan dili, yani gerçekten bazı illere gidiyoruz. İşte yerinde yerel yönetimin işleyişini görmek adına böyle ara ara, bu pandemiden önceydi. Pandemi sürecinden beri bir şey yapmadık ama gidip başka illerde işleyişleri, yani yerel yönetimin işleyişlerini, idarelerle ilgili ilişkileri nasıl, onları görmeye gidiyoruz. Hayretler içinde kalıyoruz. Sanki kanun çıkarken Urfa'da ayrı çıkıyor, İstanbul'da ayrı çıkıyor ve Antalya'da ayrı çıkıyor. Hatta ben Gülender Açanal hanımefendiye sormuştum. Sayın milletvekilim demiştim. Siz mecliste kanun çıkartırken illere göre mi çıkartıyorsunuz? Bu ülke genelini ilgili mi çıkartıyor? Ülke geneli dedim. O zaman İstanbul'da olan niye burada yok? Yani birçok şey burada eksik, onu söyleyeyim sana. Mesela bir Ankara örneği var, İstanbul örneği var. Sosyal yardımda işte kart sistemine geçtiler. Daha verimli, daha olumlu değil mi bunlar? Güzel, yani işte memuruna, emeklisine, pardon memuru dedim de, emeklisine, ihtiyaç sahiplerine rencide etmeden kartlarla gidip hem mahallenin esnafı, yani bu Urfa'da da yapılabilir. Burada niye yapılmıyor bazen şaşırıyorum. Başkanım şunu sormak istiyorum. Özellikle 31 Mart seçiminde var ya bu sene, evet, muhtar adayı enflasyonu oldu. Türkiye genelinde. Urfa'da, evet, olsun, Türkiye genelinde olsun. Yani muhtarlık bu kadar revaçta olan bir meslek mi? Ben şunu söyleyeyim. Ben de aday oldum. Onu da belirteyim. Ama muhtarlık gerçekten kolay bir iş değildir. Ama muhtar, ben şunu söylüyorum, özür dilerim. Muhtarın görevi nedir? Önce buradan bir başlayalım. Yani muhtar deyince ne yapması gerekiyor? Muhtar nedir? Muhtar gönüllülüğe esas bir şeydir. Muhtar daha önce maaşı yoktu, sigortası yoktu. İşte o süreçte de insanlar giriyordu ama bir silah için giriyorlardı. Ama şimdi muhtarın maaşı var. Onları da bir ara hatırlat, konuşalım. Muhtarın maaşı var, 40 bin lira falan da değil yani. Öyle değil, bir fiyat ücret, yok. Onu ben biliyorum. Muhtarın sekreteri diye bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Aynen. Yani muhtarlığının açılması, kapanması, bu gelen giden misafirin ağırlanması, o maaşı ona yetmiyor zaten.
Onu bir daha özellikle belirtmek Evet. istiyorum. Yani onun için muhtarların görevi halka hizmettir, icra makamı değildir. Sorunları Muhtarlık ilgili sadece makama aslında şunu götürün. söyleyeyim. Siz 30 yıl muhtarlık yaptınız. Muhtar sadece mühür basmak değildir. Zaten muhtarlık Urfa'da sadece mühürle ilgili alakalı değil. Onu özellikle ben üstüne basa basa söyleyeyim. Burası İstanbul değil, Ankara değil, metropol bir şehir değil. Burada Urfa'da herkes birbirini çok yakinen tanır. Herkesin birbiriyle bir bağı vardır. Yani akrabalık bağı vardır, kibirlik bağı vardır, komşuluk bağı vardır. Dolayısıyla herkes birbirini burada tanır, bilir. Muhtarlığın mesai saati yoktur. Adam gecenin bir saatinde seni arar. İşte benim bir evrakım gelmiştir. Gece 12-1 önemli değil. Gelmiştir, kağıdını görmüştür pusulasını. Aslında Ali Bey bunu not alayım. Bu şeylerle ilgili, postalarla ilgili de bir konuşalım. Yani o büyük evet, bir sıkıntı. Tebligatlarla ilgili evet, konuşalım. Aynen. Yani adam sana 24 saat arar. Muhtarlığa mesaisi yok zaten. Ha muhtarlığa niye bu kadar çok talep var? Biz de bazen ben muhtarlığa diyor, bizim görmediğimiz bir şey mi var bunun içinde? Muhtarlığa niye bu kadar çok talep var? Ama millet iş kapısı gibi görüyor herhalde. Muhtarlık aslında eşittir mahallenin hizmetkarı demektir. Ben aynen öyle diyorum. Öyle, aynen öyle. Mahallenin abisidir, kardeşidir, babasıdır. Ya her şeydir, ailedir. Yani ben mahalleye ailem gibi bakıyorum. O ailede yaşayanların tamamı, büyükler benim. Hizmeti seviyorsan sen muhtarlığa gireceksin. Yoksa ya, para için, mühür için, yürek için, için gireceksin, yani dedim girmeyeceksin. Ya, maaşla yapılacak bir iş değil hizmet bu. Hizmet için gireceksen muhtarlı olacaksın. Mutlaka yani sen takdir ettim. Evet olman gerekiyordu. Girdin, kazandın, kazanmadın. Yani kaybeden olmadı. Onu söyleyeyim sana. Evet. Orada bir sürü insanı tanıdın. İnsanlarla muhabbetin oldu. Yani dostluklar güzel bir oluştu. Oydu aldım. Ben buradan mahalle sakinlerime şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Evet. Bana bir güzel destek de tabii, verdiler. Tabii, ben onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Müthiş bir oydu almıştın. Haberim oldu. Seni evet, takip yani, ediyordum son ben. Bir ayda girdim. Evet. Bir ayda da güzel bir oy aldım. Müthiş, ama kısmettir bu. Öyle müthiş söyleyeyim güzel yani. Değil, müthiş ben bir oy aldın. Etiket içinde girmedim. Evet. Ben onu söyledim. Dedim ki hizmet için ben girdim. Ama muhtarlık demek gerçekten Sayın Başkanım, mahallenin hizmetkarı olmak demektir. Ben şunu söyleyeyim, özür dilerim. Başka muhtar arkadaşlarımız var. Ben adaylığımı açıkladığım zaman bana dedi ki ya muhtarlık kolay bir meslek değildir. Değil. Anlattı. Gece saat 3'te, 4'te, 5'te var ya telefonun çalar. Emniyet seni arar. Der ki falan eve gidiyoruz, falan dükkanı iş yerini açacak. Uykun haram olur. Evet. Bir arar elektriğim kesin, bir arar logaritim tıkanım, bir arar der ki benim suyum kesilmiş. Muhtarlık kolay bir meslek değil, ben bunu biliyorum. Yani meslek değil aslında meslek muhtarlık. Meslek değil, hizmet. Gönül işi, yürek işi. Yani gene güvenen bu işe girsin. Yani bu dediklerin tamamı da olur, olmaya da devam edecektir. Ve biz bundan da asla ve kata hiçbir zaman gocunmadık. Çünkü bunu beni seçmişler sorunlarını çözmem için. Yine 24 saatte ben telefonum açıktır. Eğer aradıklarında telefonu kapına ihtiyaç şarjını bitmiştir ya da orada telefon çekmiyordur. Mutlaka onlara cevap Başkanım, veririm. Zaten siz eğer bu hizmeti yapmamış olsaydınız evet. 6 dönem halk tekrar sizi tercih etmezdi. Evet, demek yani. ki mahalle halkına güzel bir şeyler bırakmışsınız ki vatandaşlar tekrar sizi devam ettiriyor. Dedim ya mahalleyi aile gibi gördüm. Ben insan ailesine yardımdan destekten kaçar mı ortak? Ben de onlara aynı statüde yaklaştım. Onlar da bana aynı şekilde sahipleniyorlar. Yoksa benim orada benim yüzlerce, binlerce ailem yok, aşiretim yok. Benim orada bir çekirdek ailem, 3-5 benim oğlum, kızım, hanımım. Yani benim onun dışında benim çok birinci derecede yakınım yok. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Yani. Bir de başkanım, işte az önce de söylediniz. Herkes işte muhtarlığı işte iki maaş olarak biliyor, şöyle biliyor. Benim bildiğim kadarıyla muhtarlığı maaşı asgari ücrettir. Evet. Bunun içerisinde var, interneti ödüyorsunuz. Yanılmıyorsa elektriği ödeyenler var. Muhtarlık binası olmayan kirasını ödeyen var. Bunun çayı, kahvesi, belki cebinden iki katını veren muhtarlarımız var. Ya ısıtması, soğutması, ulaşımı, kırtasiyesi, dediğin gibi internet fiber hattının kullanılması... Ya çayı, kahvesi, tabi bunlar bizim şerefimiz, onurumuz. Biz onun için yani aldığınız iki katını aslında veriyorsunuz. Tabi tabi yani muhtarlığa varlıklı insanların girmesi gerektiğini düşünüyorum. Varlıklı girip de yokluk içinde muhtarlığı bırakanları da biliyorum. Onu söyleyeyim sana. Muhtarlık öyle bir meslek demeyeceğim de muhtarlık her şeyini kendi kendine vakfettiğin bir makam. Dolayısıyla kendi işine bakman mümkün değil. Çünkü adam 5 yılda bir işi muhtarlığa düşer. Geldiğinde seni mutlaka orada görmek ister. Geldiğinde görmedim derken muhtar yerinde oturmuyor. Ya kardeşim 5 yıl sen gelmemişsin. Bir defa gelmişsin, o geldiğinde benim taziyem olur. Benim de bir hastam olur. Benim de bir özel işim olur. Yani
Hiç öyle bir şansın da yoktur, onu söyleyeyim sana. Adam gelir diğer ya geldim sen yoktun orada. Evet. Onun için tabii biz hoşgörüyle karşılıyoruz bunları. Onun için benim muhtarlığım 24 saat değil de günün saatleri içerisinde açıktır. Ben eleman tutmuşum. Benim muhtarlık Allah aldığım 24 saat maaşın telefonunuz açıktır. İstediği zaman size tabii ulaşıyorlar. tabii ulaşmakta problem yok. Görmek de istiyorlar bazen. Evet, Ya geldik aynen. seni göremedik. Sağ olsun işimiz görüldü ama sen yoktun orada. Evet başkanım, bir de şu anda Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanısınız ya. Urfa'da kaç tane muhtarlar derneğimiz var? Yani aktif olan çok yok, onu söyleyeyim sana. Aktif değil. İsmen olarak kaç tane var mesela şu anda Urfa Derneği'nin? Halilye'de 3 tane var. Karaköprü'de 2 tane var. Eyüp'te 2 tane var. 7. O kadar hepsi. Yani siz, Aslında olması gereken de o. ben Çünkü biz şöyle büyük söyleyeyim. şehir olduk. Büyük şehir olduk ama Evet. başkanım, peki bunlar normalde bir çatı altında birleşse daha harika hizmetler gelmez mi? Şimdi Yani tam rakabet güzel hizmetler getirir, onu da belirteyim. sürekli Antep'i kendimize örnek teşkil ederiz. Antep'te Büyükşehir Belediye Başkanı'na bile aday yoktu Fatma Şahin'den başka. Başka partilerin de aday yoktu zannedersem. Sadece Fatma Şahin adaydı. Urfa'da seni eksik görür. Eksiğini tamamlamak yerine gelir sana rakip olur. Yeni bir dernek kurur. Ya ben eğer eksiğim varsa gel beraber tamamlayalım. Mutlaka benim de eksiklerim olacaktır. Ben de insanım. Ama Urfa'da dernek de Antep'te bir tanedir. İlçeler de dahil bir tanedir. Tek bir tane değil mi? İlçeler İşte de benim de dahil bir söylemek istediğim tanedir. olay oldu. Birleştiği zaman daha güzel hizmetler gelir. Ya aslında Yani aş az beş az kazanması önemli değil. Dernek birleşir. Uygun olan hangi başkansa o tercih edilir, o başkan yani olur. doğrusu da o olması lazım ama ben biraz da senin gibi düşünmüyorum. İlçelerin de olması gerektiğini düşünüyorum. İlde de tamamını kapsayan, ona bağlı olan. Şimdi biz Şanlıurfa Muhtarlar Konfederasyonu gibi. evet, zaten federasyon bizimki. Evet. Bizimki Türkiye Muhtarlar Federasyonu'dur zaten. Yani benim etrafımda birleşmez. Gider Ankara'da hiç tanımadığı bir adama bağlı olur, onunla da övünür. Onu yere göğe sığdırmaz. Seni de her dakika açkını gezer. Seni böyle rencide etmeye çalışır. Urfa öyle bir yer. Yani biz birbirimizi çok hafif tartan bir toplumuz. Evet. Peki başkan, şu anda başkanlık haricinde dedim ya, Ertuğrul Gazi Mahalle muhtarısınız aynı zamanda. Mahallenizdeki sorunlar şu anda halen devam ediyor mu? Ne gibi sorunlar var? Neler çözmeye çalışıyorsun? Neler istiyorsun? Neler yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bizim ilk yeni kurulan bir mahalleydi. Yani 1998 yılında kurulan bir mahalleydi. Bizim o mahallede ne cami vardı, ne okul vardı, ne asfalt vardı, ne altyapı vardı, ne telekom vardı, hiçbir şey yoktu. Bunlara benim sürecimde işte Ahmet Bahçıvan'la başlayan bir süreçti. Biz her şeyi yaptık. Okullarımız da var şimdi, lisemiz de var. Dolayısıyla altyapımız da sağlam. Asfaltla ilgili bir iki noktada problemimiz var. Onlar da Mehmet Can Polat Başkanım zaten o konuda duyarlı. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Mahallemin birçok alanını asfalt yaptı. Yapılmayan benim şu anda 3 sokağım var. O sokaklarda yapılmamasının nedenlerinden bir tanesi de afet oluştu. Bir deprem oldu. Depremden sonra afet aynı noktada olduğu için yani asıl asfalt ihtiyacı olan yere giremedik. Öbür tarafları yaptık ama bu sene inşallah Haziran'a kadar oraların asfaltını da yaptıracağız. Buradan da mahallelerime bilgi vermek istiyorum. Başkanım peki mevcut muhtarlarımızdan ve gerek şahsınız olarak ve gerekse derneğinize bağlı olan muhtarlarımızın isteyip de sonuçlandıramadığı sorunları var mı? Yani işte A biriminden B birimine veya A kurumundan B kurumundan ben bunu istiyorum ama beceremiyorum, yapamıyorum diyen oldu mu hiç? Yani dedim ya, idarecilerin vasıfsızlığıyla ilgili bazen uzuyor. Yani yapılıyor ama uzuyor. Asfaltla ilgili mesela ben söyledim. Ben defaten söylememe rağmen Büyükşehir'e birkaç noktada biz asfalt yaptırtamadık. Ve en son döktükleri asfalt da soğukta döktükleri için şu anda mucura dönüştü. Hem bize zararı oldu, hem milli servete zararı oldu. Yani aslında dedim ya, akıllı idareci muhtarı diner ama her muhtar da her şeye limon olmamak kaydıyla. Muhtar kimsenin amiri değildir. Muhtar kimsenin ağa babası da değildir.
Biz genelde işlerimizi yaptırıyorsak genelde ikili ilişkilerimizle yaptırıyoruz. Yani kimse ben muhtarım. Ben İki bunu ilişki yaptırırım. olmasa bunları yapamazsınız. Hiçbir işinde olmaz. Hiçbir işinde olmaz. Senden kıcık alır, hiçbir işinde yapmaz. Onun için ben muhtarlarım. İkili ilişkilerinizi sıcak tutun. Yani ben hiçbir zaman yanımda çalışan çöpçüyü bir üstüne şikayet etmem. Kendisini çağırın. Temizliğin iyi olmadığını, onunla ilgili şikayet aldığını, çayını içiririm, yemeğini yediririm. Beraber anlaşırız, çözüm noktası, çözebildik çözeriz. Çözemezsek ben onun şefine söylerim. Keşmek öyle bir noktada bir şey yaşamadım. Sağ olsunlar, onlar da duyarlı davranıyorlar, işlerini düzgün yapıyorlar. Durum bundan ibaret. Başkanım ben şöyle söyleyeyim. Normalinde kesinlikle 30 yıllık muhtarlık yaptınız. Ama şimdi insanlarımız var ya, muhtar hizmet yaptığı zaman var ya, kendi mahallenizde çok güzel bir eser bıraktınız. Aslında bu var ya, size mal olmuyor. Siz bir vesilesiniz. Doğru Evet, mu? tabii tabii. Belediye yapmışsa belediye mal Belediye olmuştur. tabii canım. Valilik yapmışsa valiliğe mal olmuştur. Evet. Doğru değil mi Doğru, bunlar? aynen öyle. Yani bunlar işte diyor muhtar bunu ya kardeş, muhtar sadece dedim ya ikili ilişkilerle hizmet yapmaya çalışır. Evet. Muhtarlık kolay bir meslek değildir. Değil, evet. O konuda fikir galibiyet. Evet, başkanım bir de şu olayına az önce konuya değindiniz, tebligat olayına. Şimdi Evet. işte bazı muhtarlarımız bazı yeri olmazdan tebligatlar geliyor ve bununla ilgili de bazı çok şikayetler muhtarlık adaylık sürecinde de bana söylendi. Evet. İşte postacı eve geliyor, evde yoklar, tebligatı götürüp şeye Evet. veriyor, muhtara veriyor. Muhtar onu tebliğ etmiyormuş. Ondan sonra ceza ise 10-15 gün bir haftalık süreci var. O bir hafta süreci içerisinde güne geçti mi ceza ikiye katlanmış, üçe katlanmış falan şeklinde çok tepkiler geliyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi 21. madde tebligat kanunun 21. maddesi der ki işte Ali Bey'in bir tebligatı var. Gideceksin evine. Evde buldunsa vereceksin. Bulamadınsa komşusuna soracaksın bu adam nerede? Ondan da sordu. Bilmiyorlar. Kapıya muhtarlar diye yazı yapıştırır. Evet. Bir şey vardır. Pusula. Pusulaları vardır. Pusulayı kapıya yapıştırırlar. Ondan sonra muhtara getirirler. Muhtar almakla yükümlüdür. Vermekle yükümlü değildir. Kanun öyle diyor. Ama doğru bir kanun değil. Çünkü adamın gitti evine tebliğ için o şeyde pusulayı da yapıştırdı. Bir çocuk geçerken pusulayı kopardı gitti. İnsan görmedi onu. Çünkü bazı evrakların 7 gün, bazen 15 gün, bazen de 1 ay itiraz süreleri olan belgeler var. Yani bunlarla ilgili gidip hiç olmayan borçlarını ödeyen insanlar var. Hiç kendisiyle alakası olmayan mahkeme kararına itiraz etmediği için ceza alanlar var. Dolayısıyla bu işin cezasını ne postacı çekiyor, ne muhtar çekiyor, arada vatandaş çekiyor. Biz bunu Faruk Çelik döneminde Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gittik. Bize Ulaştırma Bakanlığı'na götürdü. Bizzat Faruk Çelik götürdü. Evet bu yasanın doğru olmadığını ama bunu kanunla değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Yani bu şeyle olmuyormuş yani. Talimatla falan değişmeyeceğini, sadece kanunla değişebileceğini. Madem bunu değiştiremediniz, hiç olmasa mesela benim pasaportum, kimliğim, postaya verildiği zaman tık bana bir mesaj düşüyor. Diyor ki postaya verildi, kargoya verildi, ulaştı, aldı. O Onda da sistemi böyle olması geliştirmek gerekiyor. lazım. Yani sen muhtara verdin, o adama bir mesaj düşmesi lazım oraya. Şimdi düşün bir muhtara 20 tane tebligat geldiğini farz edelim. Bu muhtar kalkıp 20'sini de kapısına gidip tek Öyle tek bir vermek zorunda değil. ya tanıyorsa zaten Kanunda biz böyle bir şey yok. arıyoruz. Doğru Biz mu? mesela Ali Kılıç. Telefonu Ali'yi açarsın onu. biliyorum. Adem Ali Bey bir tebligatım var geldi hemen WhatsApp'tan da çek gönderebiliyorum. Onda ama tanımıyorsun adamı. Bilmiyorsun. Hiç mahallede değil. Hiç mahallede değil. Taşınmış gitmiş ama tebligatı hal adres orada olduğu için tebligatı o adama ulaşamıyorsun. Ondan sonra ceza ikiye katlandığı zaman gelip muhtara tepki veriyor. Tabii canım Niye bana muhtar söylemedin? Ben senin niye yüzünden ceza haberim yedim. Şöyle olmadı? oldu, Evet. böyle oldu şeklinde Evet. muhtara bu Suçlu sefer tepki muhtar veriyor. aradı. Yani Evet. muhtarlık kolay bir meslek değil. Değil. Kolay bir iş değil. Onu Yani da özellikle yüreğin böyle belirtiyorum. olması lazım. Değil mi? Evet. Yani 30 yıl var ya Evet. başkanım, 30 yıl demek ki saçları boşuna beyazlatmadınız. Değirmende abartmadık, evet. Yani aynı yaşta Ama ne olmamıza rağmen. mutlu bana. Yani bir daha gelsem aynı şeyi bir daha yaparım. Yani insanlara hizmet etmek kadar güzel bir şey yok. Yani insanlar o bir işleri gördü, o mutlulukları benim için dünyalar. Onu söyleyeyim sana. Evet, başkanım bir de şöyle söyleyeyim. DEDAŞ'la ilgili mahalle sayısı zaten muhtarlık değil zaten direkt telefon açıyorlar işte falan lanmam falan sokağın karanlıkta şöyle. DEDAŞ'la ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani en büyük sıkıntımız zaten DEDAŞ'ta elektrikle ilgili. Şimdi
Mehmet Atalay TEDAŞ'ın genel müdürü. En büyük, en tepesindeki evet. adam Diyarbakır'da. Ben onunla da bazen iletişim kuruyorum, sohbet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka Urfa'ya yatırım yapılması gerek. Yani günübirlik çözümlerle bu elektriği çözmemiz mümkün değil. Sadece bu kesilmelerle ilgili diyorum, o faturalarla ilgili falan, o da ayrı bir dünya, ayrı bir sıkıntı. Yani mutlaka Urfa'ya yatırım yapılması gerektiğini söyleyenler de bizzat idareciler. Ama vekillere söylüyorsun de, sayın vekilim diyorum, yani bunu meclisten bir karar çıkartın, buraya ek bir ödenek çıkartın. Urfa'ya yatırım yapılsın. Çünkü hiç yıllardır Urfa'ya yatırım yapılmayan Türkiye'de tek il Şanlıurfa'dır, onu bilin. Yani Hakkari'de bile insan boyu kar yağar, elektrikleri gitmez. Bizim burada en ufak bir yağmurda, rüzgarda, güneş çıktığında elektriğimiz gider. Evet. Bu Urfa'nın kaderi olmaması lazım. Yani ben muhtar olarak defaten bunu ilgili yerlere bildirdim. Söylememe rağmen, hatta Cumhurbaşkanımıza yazdığım açık mektupta da bu vardır. Yani emeklisi, memuru, esnafı, halkı, herkes elektrikle ilgili şikayetçi. Bu dolayısıyla direkt ve size zarar veriyor. Yani herkes hükümetten biliyor bunu. Yanlış evet, mı ortam? Doğru, aynen. Aynen. Yani şimdi ama sen vekile diyorsun, vekil diyor ki o sözleşmesinde şey var, kayıp kaçak oranı sıfırlayana kadar yani namuslu kaçak yapmayan insanlarımız var. Kardeşim ben diyorum ki, ben mahallemden örnek vereyim, ben şahsımdan değil mahallemden veriyorum. Ertuğrul Gazi mahallesinde kayıp kaçak oranı sıfır, fatura ödemesi bile düzenli. Bak fatura ödemesi bile, adam günü geldi mi %96'sı gidiyor tık gününde faturasını ödüyor. Benim niye elektriğim gider? Benim suçum onu da söyleyeyim, niye gider biliyor musun başkanım? Dedim ya, ben 40 yıl meslekteyim. Daha önce TEDAŞ'tı, işte devlet kurumundaydı. Sonra özelleştirildi, TEDAŞ'a verildi. Yazın yılda kaç yani kaç yılda bir trafonun şey onarımı yapılıyor, bakımı yapılıyor? Mümkün değil. Ya her arıza gün her kadar yapılmıyor. Her gün yapsalar da anlamı yok. Çünkü kablolarımız senin, yetersiz. Senin evet yani altyapın yeterli değil. Düşün, EVAŞ'ın gelen elektriği sırında. Sırında çıkan elektrik karşıya kadar bir yerde bir arıza veriyor, tık hepimiz ki gidiyor. Aynen. Altyapı bozuk olunca, şimdi benim mahallem gelse tamamın altyapısını yapsa yine yeterli değil. Tam, Urfa'nın tamamını yapmadığı süre içerisinde bu şey çözülmez. Yıllardır o zaman bir kanayan yara haline geldi. Yani olayı. Yıllardır en büyük problemimiz evet TEDAŞ, TEDAŞ'la ilgili sıkıntılarımız var. Elimizden geldiği kadar her toplantıda uyuşturucu ve elektrikle ilgili sürekli bunları gündeme getiririz. Hatta bize de kızan da olurdu. Yani ya ne bu kadar gündeme getiriyor? Kardeşim en büyük sorunumuz o. Gecenin üçünde beşinde adam arıyor. Elektriğim gitti. Sen aramıyor, ben arıyor. Sana ulaşamıyor bir defa bir şekilde. Evet. Bir de başkanım işte atıyorum 30-40 yıl önceki şimdi İmara açılan bir alan düşünün, orada var ya işte 100 tane bina var veya 100 tane ev var. O 100 tane eve göre o kablo çekilmiş. Ondan sonra 500 eve çıkmış. O kablo halen onu kaldırmıyor. Kablolarımız artık iletkenliğini kaybetmiş durumda. Yatırım şimdi, lazım bizim Şanlıurfa'ya. Şimdi Ali Bey deve demişler, neren eğri neren doğru ki demiş. Mesela Fakı Baba döneminde Ahmet Yesevi'de 3 katlı triplex türü evler imara açıldı. Şimdi o evlerin tamamı en az 6 daire. 8 daire olan var, 10 daire olan var. Yani orayı yaparken, onun projesini çizerken 3 katlı tek bir ailenin yaşayacağı bir ev diye yapıldı. Şimdi düşünebiliyorsunuz, orada bir ev yerine 10 ev yaşıyor. Onun lugarı, elektriği, yolu hiçbir şey kaldırmaz. Yani o imarı veren sonucunda takip etmesi lazımdı. Kardeşim sen burada 8 tane daire, 10 tane daire yapamazsın. 21. Yaptırmaması lazımdı. Halen üstten kablo çekiyoruz. Tabii, yok böyle bir şey. Yok, yani, ya yeni imara açmış, açsın yerleri. Yani ileriye yönelik var ya, yeraltı kablosu döşeyin. Güzel hizmetler çıkartın. Elektrik her yerde gidiyor. Ben Avrupa'da da kaldım. Almanya'dan da biliyorum, İspanya'dan da biliyorum. Elektriğin gittiğini hissetmezsin bile. İkinci hattı vardır. Bir hattı vardır. O gittiği anda otomatik jeneratör sistemi gibi tık öbürsü devreye girer. Sen elektriğin gittiğini asla bilemezsin, göremezsin. Ne zaman gider? Adam sana 6 ay önceden der ki senin elektriğin filan tarihte, 6 ay önceden söyler ama. Filan tarihte elektriğin kesilecek, bakımı alınacaktır. Sen bilirsin planlı ki o gün planlı, yani bilirsin ki o saatte gider, o saatte gelir.
Burada ben ya namuslu adamı cezalandırılıyor burada ya. Yani kayıp kaça ben ne ilgilendiririm kardeşim? Ben bu devletin polisi miyim? Zabıta görevlisi miyim? Sen TEDAŞ olarak kaçağı yakala kardeşim. Bana niye bunun cezasını çektiriyorsun? Yani namuslu insanlar cezalandırılıyor. Yani onları da ödüllendirmek lazım. Evet, düzenli evet. Ödeyenin faturasına yansıtmak lazım bunu. Yani ben Bağdayım bir aşık Nur'da. Yani günde ortalama 5 defa elektrik gider. O da uzun süreli saatli gider ha yani öyle bir 10 dakika ufak bir rüzgar olsun olay bitmiştir. Evet. Ufak bir yağmur evet. Yağsın olay bitmiştir. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin. Başkanım bir de şöyle söyleyeyim. Mahallenizde tüm mahallelerde olduğu gibi tabii daha kenar semtlerde daha çok fakir insanlarımız var ama sizin mahallenizde de yani insanların fakirlik oranı nasıl? Sosyal yardım anlamında özellikle onu sormak istiyordum. Yani şimdi süreç daha önce işte bir elin parmağı kadardı o şeyde. Pandemi oldu, işte afet oldu, adamın işi vardı, işi gitti. Şu anda biraz fazla desem, bir de bu şeyi söyleyeyim orta fazla derken, mesela herkes fakirlerin sadece varoşlarda yaşadığını düşünüyor. Yani bir şey diyorsun, diyor ki ya Eyüpiye'deki fakirlere götürelim. Veyahut Yakubiye'deki fakirlere götürelim. Devteşin'deki fakirlere götürelim. Vallahi ben bazen böyle şapkamı önüme koyan bakıyorum. Yakubiye'de oturan adam iki katlı evde oturuyor. Altını akarınla yapmış. 20-30 baş hayvanı da var. Affedersiz yani. Benim burada oturan giriş katta oturuyor. Evinde şalale gibi nem çıkıyor. Benimki zengin, oradaki fakir. Fakir her yerde var. Ben bunu sorarken evet. Yani şunu sormak özellikle istiyordum. Tüm mahallelerde olduğu gibi var ya zengin olup zengin olup da evet. Gıda alan insanları biliyorum. Benim kendi bölgemde biliyorum. Yani bunları şu anda önlemeye çalışır mısın yoksa o liste halen devam ediyor mu? Şimdi en niyetine biz de bir yerde siyaset yapıyoruz. Şimdi adam geliyor adamın adına ev yok, araba yok, iş yeri yok, sigorta yok, bir şey yok. Ama ben biliyorum ki adamın 600 dönüm arayısı var. Altında Mercedes'i var. O da geliyor alıyor. İşte bunları önlemek lazım. Benim kendi görüşüm. Önleyemiyorsun, sistem veriyor ona. Adam seni dışıda. Peki başkanım yardımlar genelde yurt dışından da gelen yardımları biliyorum. Çünkü aşağı zengindir. İşte Ramazan'da diyor ki ben şu kadar zekatımı kız olarak falan mahalleye vermek istiyorum. Belediye olarak aynı şekilde keza diğer başka kurumlardan da bunlar sizlere gelirken yani inceleyip sık dokuyor musunuz? Ya o bizim şahsımız olunca biz istediğimizi artık gerçekten en fakirini bulmaya çalışıyoruz. Biliyoruz da zaten. Götürüp tık 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 onların evine mi? Bazen onlar utanıyorlar gelip istemeye. O tür insanlar i̇şte var ya. Geçen fakirler onlardır. Genler gelip asla ben yaşadığım var biliyorum. İşte bir kadın var tek başına kalıyor. Yaşlı. Biliyorum bir şey yok. Kadın ama hiçbir gün benden bir şey de talep etmemiş. Çağırdım dedim annem senin bir şey yok. Sigorta eşinden kalan bir şey var mı? Hiçbir şey yok dedi. Dedim ben o zaman arayayım gelsinler. Evi de kontrol etsinler. Sana yardım çıkartalım. Dedi ya oğlum gerek yok. Çok şükür günüm geçiyor falan filan. Biz yine çağırdık geldi. İşte gelen memur soruyor kadına. Şuyun var mı, buyun var mı? Ben orada baktım yere gözyaşı damlıyor orada. Kadın cevap vermiyor ama sadece ağlıyor orada. Ya ben şimdi söyleyeyim yine duygulandım. Ya dedim ayıptır ya. Ben size tamam diyeyim size verin bu kadına. Ben sizi biliyorsun boşuna çağırmam. Abi tamam dedi haklısın. O kadın utanıyor istemiyor ama ben Mercedes'i olan da gelip bizde çok hayasızca benim de hakkım değil mi? Bu seçim dağıtımı değil mi? Bu affedin yardımı değil mi? Ya geç kardeşim neyin yardımı olursa olsun. Sen onu hak etmiyorsun. Sen zekat verecek bu koli gibi binlercesini dağıtacak güce de sahipsin. Ben şunu söyleyeyim başkanım. Zaten siz bunu yapacağınızdan ben eminim. Çünkü sizi ben dedim ya 40-50 yıldır tanıyorum. Siz Allah bu yapacak bir insansınız. Özellikle nokta atışı yapan bir muhtarsınız. Onu da Allah belirteyim. Çünkü deprem zamanı ben şöyle söyleyeyim. Ben birkaç tane muhtarın bir olayına şahit oldum. Şimdi muhtarlar sağ olsun ilgilendiler. A mahallesi, B mahallesi demiyorum onları. Ama evinde hiçbir şey yok. Hasar yok. Çadıra geliyorlar. AFAD'ın
Devletin vermiş olduğu bataryaları alıyorlar, o gece orada atıyorlar, ete götürüyorlar. Böyle insanları ben çok gördüm. Ya, İşte önemli olan bunları engellemek. İşte o süreç suistimal açık bir süreçti ortak. Yani bu gıda yardımı, yardımlar var ya, suistimala çok açık olan şeyler ortak. Çok iyi etüt etmek lazım. Çok iyi analiz etmek lazım. Yani sadece muhtarla da olmuyor. Getirenlerle ilgili de. İşte sen diyor, bakıyorsun veriyor, diyorsun ki kardeş sen buna niye verdin? Bu hak etmiyor. Ben biliyorum. Ama siyasi torpili var, neyi var, getirtiyorlar. Biz bunları ne, yani. Allah'ın izniyle inşallah sizin gibi muhtarlarımız inşallah önleyecektir. Ben programda muhtar adayıyken söyledim. Benim prensibim zenginden alıp fakire verecektim. Bunu da siz zaten yapıyorsunuz. Siyah vermezlerdi. Çünkü senin mahalleyi Karşıyaka mahallesi, zengin mahallesi. Evet. Yani trilyonluk evlerin olduğu, milyonluk evlerin olduğu yerler. Ama var, ama orada fakir var. Orada da fakir, ben de biliyorum var. Aynen, aynen, aynen. İşte enteresan olan burada. Yani adam EYB'ye götürüyor, trilyonlar veriyor. Sen orada bir aileye gelip 1.000 lira veriyor. Başkanım ben şunu bir olaya şahit oldum. Arabası var. Ev var. Altınları var. Düğünde görmüşüm. Şahsen tanıyorum. Tamam mı? Zengin bir aile. Köyde tarlası var. Bu şahsa var ya, gıdanın gittiğini biliyorum. Yok böyle bir şey ya. Ya bırak kendini almasını. Antep'te yaşayan oğluna gıda benden istiyor. Olur mu böyle bir şey? Var da işte çalışıyor ama yetmiyor. Ya kardeşim dedim, oranda sosyal yardımı var, bilmem neyi var. Gitsin oradan talep etsin. Buradaki mazlumun şeyini ahan alıp oraya götürme. Yani neler siz, yaşıyoruz? Siz bunu yapıyorsunuz. Evet. Ben sizi yakından da biliyorum. Ben burada özellikle Allah size güç kuvvet versin diyorum. Bu Allah insanlara merhamet yani. Versin. İnsanlara yani dedim ya, bu iş suistimala çok açık. Yani insanlar çok acımasız oldular. Bu depremden sonra insanlar tam acımasız oldular. Hiç kimse kimseye acımıyor. Bir su dağıtım sisteminde şeyi anlatayım sana. İşte su geliyor ama böyle ortak. Yani biz suya yanaşan muhtar olarak biz yanaşamıyoruz. Yani o kolileri almak için var ya, hakkı bir tanesi 5 tane almaya çalışıyorlar. Bir kadın 4 tane almış. 5 litrelik 4 tane almış. Bir kadın da beraber gelmişler ha. Hiçbir tane almamış. Oradan bana bağırıyor. Muhtar, muhtar diyor. Dedim buyurun abla. Dedi bu kadın almamış. Dedim ablam su bir saat sonra bir daha gelecek. Bir tanesini sen ona ver. Öyle deyince dedik. Muhtar geldiğinde kendisine verirsin o zaman. Yani yok böyle bir şey. Merhametsiz bir de başkanım şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'mızda da işte sızık vakaları, madde bağımlıları falan çoğalmış durumda. Emniyetimiz bu konuda gerçekten büyük mücadele veriyor. Büyük çaba gösteriyor. Hı. Ama bazı mahallelerde özellikle Haliye bölgesi olduğu için söylüyorum ve muhtarlar denek başkanı olduğu için söylüyorum. Size bağlı olan muhtarlar da var. Bazı mahallelerimizde, parklarımızda var ya, kamera olayı yoktur. Bazı mahallelerimizde şu anda kurulmuş durumda. Hangi mahallelerimizden kamera ihtiyaçları vardı parklarda? Şimdi Haliye'nin tamamında kamera sistemi var. Komple yapılmış durumda. Emniyete de bağlı. Evet. Evet. Yani bizim Haliye'nin tamamında büyük parkların içinde var. Karaköprü'yü bilmiyorum. Hiç sormadım. Benim, da. Onda büyük parklarda olduğunu biliyorum. Yok, küçük parklarda mesela benim bulunduğum bölgedeki parkların çoğunda yoktu zaten. Seçilseydim ilk projem bu olacaktı. Kısmet olmadı, öyle değilim. Bir de başkanım şimdi mahallenizde gerçi sosyal sporsal alanların olması için tabii ki bir yer olması lazım. Evet. Sporsal anlamda, spor anlamında mahallenizde herhangi bir eksiklik, sıkıntı var mı? İşte bir futbol çim saha, bir basket sahası, bir voleybol sahası var mı şu anda sizin mahallenizde? Voleybol var, basketbol var, tenis kortu var. Halı sahamız vardı. Çocuklara yaptırdık. Sene kaçtı ya? Tam net hatırlamıyorum. Onu Urfa Spor'a verdiler. Sonra Urfa Spor'dan çıktı, vakfa geçti. Hala bir işletmenin elinde. Ben onu Kasımbey'le de görüşeceğim. Onu artık mahallenin çocuklarına versinler. Yani çünkü çocuklar çimlerin üstünde top oynuyorlar. Parkların içinde. Dolayısıyla orada kafasını dinlemeye gelen vatandaşlar rahatsız oluyorlar. Hem çime zarar veriyorlar, hem vatandaşlar rahatsız oluyor. Orası olursa çocuklara diyebiliriz rahat bir şekilde. Gidin çocuklar topunuzu orada oynayın. Şimdi diyemiyoruz ya, çıkıp yolda oynaması da doğru değil. Evet. Öyle bir eksikliğimiz var. Başkanım bir de muhtarlık olayında ben son bir iki soru programımızın sonlarına doğru yaklaştık.
mesela benim kafamda olan bir kardeş okul projesi vardı. Hiçbir muhtarın aklına gelmeyen bir olay vardı. Eğitim olayında. Muhtarlık demek ki sadece işte bu hizmetler değil. Bir eğitim alanında da bir faaliyetiniz falan, hizmetiniz var mı? İşte ya bu önümüzdeki günlerde önümüzde başlayacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber, onların çalışanları, yetkilileriyle beraber mahallemizdeki spora yönelik, sporda başarılı olabilecek spora yönelen çocukları tespit etmek. Bu önümüzdeki hafta başlayacağız. Bunları tespit edeceğiz. Onlara takımlar oluşturacağız. Onları sporsal anlamda diyorsun bunları. Sporsal anlamda, evet. Evet. Eğitim yani anlamında gençliği rehabilite etmek lazım. Bir yerlere kanalize etmek lazım. Yani çocuklar okuldan çıktı parka değil de bir spora, bir başka uğraşa girsinler. Yani artık tüketen değil, üreten bir toplum, nesil yetişsin istiyorum artık. Sporla da çoğu eğitim anlamında herhangi bir projeniz var mı? İşte eğitim bu da yani bir eğitim. Yani sporsal eğitim haricinde normal milli eğitim anlamında. Şimdi milli eğitim anlamında şeyler, dershaneler çok pahalı. Bunun Haliliye Belediyesi, Eyüpiye Belediyesi, Karaköy Belediyesi'nin yaptığını biliyorum ama yeterli mi? Değil. Bunu ben muhtar olarak dün Mehmet Emin Ateş Meclis Grup Başkan Vekili olmuştu. Onunla konuştum. Mahallemde bir yer varmış, belediyeye aktarılmış. Ben o yeri talep ettim. Ben kendi imkanlarımla yaptıracağımı sözünü de verdim. Yani kültür merkezi gibi işte mahallemden öğretmenler bulacağım. İngilizce öğretmeni, matematik öğretmeni, bir sürü öğretmen ücretsiz, var bende. Ücretsiz tabii tabii. Onlar daha gelip çok harika bir hizmet. Yani daha dün konuştum bunu. Onlar da gelecekler, o çocuklara ders verecekler. Gerekirse milli eğitimin atadığı öğretmenler de olabilir. Mahallenizde peki böyle gerçi artık öyle bir olay olmuş ki her taraf parsellendiği için bir hazine arazisi veya bir maliye arazisi olmadığı için muhtarların çoğu sıkıntı yaşıyor. Ben evet, bunu biliyorum. Evet. Mahallenizde böyle bu tür faaliyetleri yapabileceğiniz başka bir etkinlik alanları var mı? Eğitimle ilgili. Eğitim olarak değil. Sadece sporsal olay olsun, taziye ev olayı olsun, kura kursu olayı olsun i̇şte, veyahut da okuma salonu olsun. Bu dediğim sosyal tesisin içerisinde. Sosyal tesisleri. Benim muhtarlık evimin de içinde olduğu. İşte birinin nişanı, birinin yani ufak şeyler, öyle düğün müğün değil de işte sözdür, nişandır, tatlıdır, böyle ufak bir geleneği var ya. Onların da yapılabileceği noktada bir yer yaptıracağız. Taziyesini de yapabileceği. Yeriniz? İşte dedim ya, bir yer buldum. Belediye devredildiğini net öğrendim. Onları da çıkartacaklar. Onu belediye bize bir şekilde ya kiralama şeklinde bize versin ya da bize... Kiralama olduğu zaman o zaman ücreti nasıl ödeyeceksiniz başkanım? Yani sembolik bir ücretle verirlerse evet, tutabilirim. Yani ben çünkü orada benim şahsi yerim yani olmayacak. Belediye de o konuda duyarlı. Mehmetcan Polat benden de çok duyarlı olduğunu biliyorum. Benden önce atılıp yapacağını da biliyorum. Mehmetcan Polat da biz onun için seviyoruz zaten. Evet başkanım, zaten ben bunu söylerken dedim ya, siz İbrahim Halil Hak'tan kaçmaz olarak bunları yapabilecek gücünüz olduğunu bildiğim için özellikle bunları size soruyorum. İnşallah. Yani kafanızda çok güzel projeler var. 30 yıl yaptınız ama evet, Allah uzun verirse belki 5 yıldan sonra tekrar devam edersiniz. Biz ilk günkü heyecanla dedik. Hiç aynen, değişmedi. Ben sanki yeni muhtar oldum. Yani ben öyle söyleyeyim sana. O hizmet aşkıyla evet, durmak yok diyorsun, yola devam edeceğiz inşallah. Devam, evet. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda bizleri izlemekte olan Güneydoğu televizyonlarına son olarak neler söylemek istersiniz? Gerek mahalle sakinlerinize ve gerekse Şanlıurfa halkına. Yani ilimiz harika bir ilde yaşıyoruz. Şanlıurfa dört mevsim bir arada yaşanan bir il. Huzur istiyorum merkeze. Sağlık istiyorum. Mahalleme de müjdeyi vermek istiyorum. Çünkü aşağıda asfaltla ilgili Mehmet Bey ile Can Polat Başkanımla da görüştük. En kısa süreçte de oranın asfalt çalışmalarına başlayacak. Bu müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah ileriki zamanlarda tekrar sizleri burada i̇nşallah konuk ederiz. Yani Allah razı olsun. Böyle bu şekilde muhtarlarla ilgili programlarımız inşallah Ali Bey, bundan sonra da... Sen de muhtarsın yani. Artık muhtarlarla değil, muhtar yani, muhtara böyle ben de artık mahallemin gönlündeki muhtarım. Öyle bitti, diyelim. Sen muhtarsın artık. Zaten ben hizmet aşkı sevdiğim için ben de bir muhtarım. Önden aynen öyle. Belirtim. Ben seni biliyorum. Ben de seni 50 yıldır tanıyorum. Allah razı olsun. Senin nasıl böyle can keş bir adam olduğunu, insanların yanında hizmetinde olduğunu biliyorum. Ben de seni seviyoruz. Allah senden çok razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah hoş razı geldiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir gündem özel programın sonuna geldik. Bu akşamki konuğum Şanlıurfa Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarımız Sayın İbrahim Halil Hak'tan Kaçmaz'dı. Ben kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar ve esen kalın.